saçma sapan hadiseler vuku buluyor. Tek tek gideceğim. Bakın İyi Partili Bahadır Erdem'i görüyorsunuz Meral Akşener'in yanında. Akşener diyor, o sözleri aslında HDP'ye yönelik söylemedi diyor. Neden? Bakın bunlar örnek CHP'nin Irak-Suriye tezkeresine mecliste HDP ile birlikte hayır verip bir hafta sonra da Yozgat'ta yaptığı açıklamada Kandil'i başlarına yıkacağız diye bağırıp çağırıp ortalığı yıkması gibi. Yani bir taraftan onlarla işbirliğine devam ediyorlar ama toplumun gözünü boyamak için ağızlarından da bazı sözleri söylemeleri gerekiyor. HDP'ye yönelik Meral Akşener'in sözleri vardı hatırlarsanız, ben yine hatırlatayım. Biz HDP ve PKK'yı aynı çizgide görüyoruz demişti. Akşener'in yakınlarından olan bu İyi Partili Bahadır Erdem de diyor ki Akşener o sözleri aslında HDP'ye yönelik söylemedi. Bu AK Parti ve MHP'ye karşı bir isyan da açıklamasında bulunuyor. Yani aslına bakarsanız döndürüp döndürüp bize bir daha okutuyorlar. Olan biten, durum, vaziyet bundan ibaret diye düşünüyorum. Neden? Bunların aslı astarı, tabiatı, fıtratı değişmedi. Bakın bundan 50 yıl önce de yine aynı düzlemdeydiler. Bundan 60 yıl önce de yine aynı düzlemdeydiler. Görselde İsmet İnönü'yü görüyorsunuz. Karşısındaki resimdeki de Joseph Stalin. Joseph Stalin'i özetlemek gerekirse bakın, milyonlarca Türk'ü katledip sürgünde açlıktan öldüren birisinden bahsediyoruz. İsmet İnönü ise bu görselde taziye defterine yazı yazıyor. Ne yazdığını merak ediyorum. İşte ulu lider, işte başarılı bir siyasetçi, muhteşem bir komutan gibi muhtemelen onlar hani böyle süslemeleri, edebiyatı falan çok severler. En iyi onlar bilir. Sanatı en iyi onlar bilir. Edebiyatı en iyi onlar bilir. Biz bilmeyiz. Biz çomar oluyoruz. Biz koyun oluyoruz. Biz bir alttan anlamıyoruz. Her şeyi onlar bilir. Giyinmeyi onlar bilir. Gezmeyi onlar bilir. Yemeyi, içmeyi, okumayı, yatmayı, kalkmayı. Her şeyi onlar bilir. Her şeyi de onlar hak eder. Bize hiçbir şey düşmez. Biz zaten buraya konar göçer yolcu gibi geldik yani. Böyle işte ot geldik, saman gideceğiz. Onların kafasında böyle. Bizim söylediklerimizin, bizim ağzımızdan çıkanların, bizim düşündüklerimizin onların nezdinde hiçbir anlamı yok. Kıymet vermiyorlar. Dağdaki çobanla İstanbul'daki beyefendinin, İstanbul'daki hanımefendinin oyu bir olamaz diye iddia eden bir kesimden bahsediyoruz. Ve İsmet İnönü 5 Mart 1953 tarihinde milyonlarca Türk'ü katledip sürgünde açlıktan öldüren bu Joseph Stalin'in taziye defterine de böyle yazıyordu. Bugün de farklı şeyler yazmıyorlar. Bugün ortaklık kurdukları insanlar da bakın bir lafıyla 52 insanımızı şehit eden Selahattin Demirtaş'ın eşi, bakın yine katlediyorlar. Çizgi aynı. Buna dikkat çekmek istiyorum. Asıl amacım şu anda bu. Ne diyor tweetinde? Az önce cezaevinde Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme adına bir açıklama yapıyor. Kendini ülkenin Cumhurbaşkanı ilan ediyor resmen. Selahattin Demirtaş'ın eşi bir tweet atıyor. Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı ilan ediyor. Ya bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı yok? Bu ülkenin lideri mi yok? Siz kafayı mı yediniz? Siz üşüttünüz mü? Aklım hayalim olmuyor. Görüştüm diyor. Çok moralliydi. Herkese selam söyledi. Bana söylemez. İmkanı yok. Bu dünyada da öbür dünyada da. Bizim onunla selamlaşma gibi bir durumumuz olamaz. Ne yüzünde kibir var. Ne gözlerinde kin. Geçecek bugünler demiş. Her yere umut tohumları ekin demiş. Ekseniz ekseniz ihanet tohumu ekersiniz. Başka da hiçbir tohum ekemezsiniz. Bu arada hatırlatayım arkadaşlar, yayında olan arkadaşlar aşağı inip yayını beğenirse yayınımız daha fazla insana ulaşacaktır. Bunun yanında abone olmayan izleyiciler yorum yapamamakta, yorum yapmak için chat bölümünden bize ulaşmak için de abone olmanız yeterli. Beğenirseniz çok çok sevinirim. Bakın yine aynı Cenan'ın yapmış olduğu bir yoruma bakın. Umarım samuray kılıcıyla kesilirsin diyor.
orada bir briefing veren, bir sunum veren tesettürlü bir hanımefendi arkadaşımız diyor ki işte bitti sonunda. Seviniyor. Bu mutluluğunu paylaşmış sosyal medyada çok doğal bir şekilde. Bunu ekleyerek diyorlar ki umarım samuray kılıcıyla kesilirsin. Hani kadın haklarını siz savunuyordunuz? Hani LGBT'yi siz savunuyordunuz? Hani özgürlük, çağdaşlık, modernlik sizden sorunurdu? Hani İstanbul Sözleşmesi? Hani kadına şiddete dair en sert, en dik siz duruyordunuz kardeşim? Samuray kılıcıyla kesilirsin ne demek? Önceki günlerde masum bir hanımefendi bir vahşi yüzünden samuray kılıcıyla katledildi. O da başı tesettürlü bir vatandaştı. Onu böyle savunmadınız. Niye? Ne alıp veremediğiniz var? Bu ülkeye bu tesettür yüzünden neler çektirdiğinizi biliyoruz. Şallı bacılara neler ettiğinizi biliyoruz. Bu ülkeyi koruyan nene hatunlara nasıl ihanet ettiğinizi biliyoruz. Başörtülü diye askeriye giremeyen Mehmetçiklerin annelerini biliyoruz. Kapalı kadınları, vatandaşları nasıl perukla gezdirdiğinizi biliyoruz. Açılsın diye nasıl zorladığınızı biliyoruz. Eğitime almadığınızı biliyoruz. Üniversitelerde derslerden attığınızı biliyoruz. Fıtrat değişmedi, çizgi değişmedi. Bu şirin görünme çabaları var ya, şirin görünmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama hiçbir halta yaramaz. Hiçbir halta yaramaz. Merak etmeyin.